Herkese merhaba, Proje Nebula hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir ev turu yapacağız sizlerle birlikte. Ama bugün farklı bir şehirdeyiz. Bugün Antalya'da değiliz, Çorum merkezdeyiz. İnanılmaz güzel bir villa gezeceğiz hep birlikte. Şimdi turumuz başlasın. Her zaman olduğu gibi hemen çelik kapıdan giriş yaptıktan sonra başladık. Vestiyer alanımızı göstermek istiyorum. Şahane bir vestiyer dolabı yapılmış. Açık gri tonunda siyah kutlu olarak dizayn edilmiş. Aynalı bir tasarımı da var. Gayet şık görünüyor. İçerisi de şu ayakkabılıklı bölmeleri göstermeni istiyorum Ayas. Gerçekten çok kullanışlı yapılmış. Villamızda ilk giriş holü ayrı bir alan olarak tasarlanmış. İkinci bir holümüz de var. Oraya devam edeceğiz birazdan. Vestiyer dolabımızın hemen karşısında çok güzel bir depolama alanı oluşturulmuş. Dilerseniz kiler olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz burayı yine bir vestiyer odası olarak da tasarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Gerçekten güzel bir oda tasarımı olmuş. Evet, villamızın ikinci holünde böyle güzel camlı bir kapı ile ayrılmış ilk holden. Orada ayakkabılık dolaplarımız, tamamen vestiyer alanımız dışarıda kalıyor. İkinci holümüzde de güzel bir drasuarımız var. Çok şık aynalı olarak kesme ayna dizaynı yapılarak tasarlanmış. Bu da aydınlatmalarla beraber çok çok havalı gösteriyor evi. Ben çok beğendim. Çorum'daki yapılaşmayı da gerçekten çok beğendim. Semt olarak da oldukça güzel bir semtte bu villamız. Burada da güzel bir tasarım yapılmış. Akıllı ev sisteminde buraya monte etmişler. Aynalı ve siyah panellerle yapılmış. Evdeki renk tonları çok başarılı buldum. Buradan şurayı da göstermek istiyorum atlamadan. Burada küçük banyo alanımız var. Yarım banyo olarak tasarlanmış. Burada da yine mini bir depolama alanımız mevcut. Villamızın giriş katında bulunan büyük bir odamız mevcut. Yer zeminleri açık renk olarak tasarlanmış. Yine tavanda spot aydınlatmaları ve asma tavanı da mevcut. Oldukça güzel bir tasarımı var. Arada koyu renk bir brodür de çekilmiş. Çok havalı bir görüntü olmuş. Boyut olarak da çok çok geniş bir oda. Buradan hemen veranda alanına da çıkışı mevcut. Villamız tamamen iskanına kadar hazır durumda. Sadece şu anda havuz çalışmaları devam ediyor. Evet, 5+1 villamızın ilk odasını gezdik. Buradan da salonumuza devam etmek istiyorum. Rafları ışıklı olarak tasarlanmış. Ben bu alanları çok beğeniyorum. Çok da şıklık katıyor. Ayrıca böyle bir açık mutfakta, salonda da güzel bir görsel olması açısından güzel tasarlanmış. Buzdolabı yerimiz güzel, hacim olarak gayet yeterli. Hemen yanında mikrodalga fırınımızın ve ankastre fırınımızın alanı mevcut. Bu ürünler de yakında yerlerine kavuşacaklar. Üst tarafında da yine raflı bölmeleri, depolama alanları oldukça geniş olarak tasarlanmış. Burada çekmeceli bölmelerimiz var. Çekmeceler, kaşıklıklar, kaşıklığı da bu arada gizli olarak dizayn edilmiş. Bu da oldukça güzel. Geniş bir kaşıklık tasarımı yapılmış. Kaşıklığımızın hemen yanında da güzel aksesuarlı bir dolap ünitesi yapılmış. Burada yağ ve baharatlıklar için güzel bir bölme oluşmuş. Mutfak tezgahlarımız
porselen olarak tasarlanmış. Bu da çok şık gösteriyor. Kulplardaki gold detayları tamamlamak için de musluk başlıkları da gold olarak seçilmiş. Evdeki bütün evyeler Vitra marka. Çok kaliteli ürünler kullanılmış. Tezgah ayrı kaliteli. Gerçekten kapılar da inanılmaz kaliteli buldum ben. Böyle şişirmece villalar da oluyor bazen. Hiç onlarla kıyaslanmayacak kadar kaliteli bir villa geziyoruz bugün. Hemen burayı da açmak istiyorum şöyle. Çekmeceli bölmeleri mutfağın çok fazla. Bu da çok kullanışlı. Çekmece kullanımı daha kolay oluyor. Böyle içlerini de şöyle göstermek istiyorum size. Her şeyi düşünülmüş, ıslak zemin olabileceği için içeride böyle metal kaplamalı bir tasarım yapılmış. Bunu da ilk kez burada denk geliyorum. Bu da çok hoşuma gitti. Ahşap zarar görmemiş oluyor. Gayet güzel düşünülmüş. Mutfağa bayıldım. Mutfak gerçekten hayalimdeki mutfak diyebilirim. Buradaki şu pencere detayını da çok seviyorum. Tam musluğun önünde böyle bir şeyler yıkarken çok da güzel oluyor, aydınlık oluyor. Canınız sıkılmıyor, böyle gelene geçene bakıyorsunuz. Güzel, ben bu detayı da seviyorum. Çok açtı beni. Buradan da ayrılamayacağım evlerden birisi de bu ev oldu zannediyorum. Ama dolaşmak istiyoruz. Çorum da bugün oldukça sıcak. Antalya'yı aratmadı bize. Hemen üst kattaki serin odalarımıza doğru kaçalım. Görüşürüz yukarıda. Evimizin birinci kat planında 3 odamız, genel banyomuz, bir çamaşır odamız mevcut. Hemen genel banyodan başlayalım istiyorum. Genel banyomuz çok çok geniş, inanılmaz büyüklükte. Çok ferah, yani gerçekten banyo deyince böyle olmalı bir banyo. Burada yine duş alanımız var ve masaj başlıklı duşumuz mevcut. Hepsi Vitra marka olarak tasarlanmış. Burada da kocaman bir jacuzzi'miz var. Harika. Havalandırma penceresi düşünülmüş. Spot aydınlatmaları mevcut. Açık renk olarak tasarlanmış. Evin genelinde açık renk antrasit tonlar, gri tonlar hakim. Yine burayı da ona uygun olarak tasarlamışlar. Bayıldım. Çok şahane. Şu tasarımı yaparken lavabonun yeri, klozet evyenin yeri ve duşun yeri kesinlikle bu dizaynda olmalı diye düşünüyorum. Genel banyo alanımızın hemen yanında da çamaşır odamız mevcut. O da çok kullanışlı bir alanı var. Pencere bölmesi de yapılmış havalandırma amaçlı. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Hemen yanındaki birinci kattaki bir odamıza girmek istiyorum ben. Bu katta 3 oda olduğundan bahsetmiştim zannediyorum. Hemen bu odayı da gezmek istiyorum. Odaların hepsi çok ferah. Spot aydınlatmaları, asma tavanları mevcut. Bu arada odaların renk tonları diğer alanlardan farklı olarak dizayn edilmiş. Uçuk bir pembe kullanılmış. Çok tatlı bir renk tonu. Çok sevdim gerçekten. Burada yatak başlığının hemen üstüne abajurlar da dizayn edilmiş. Pimapenlerimiz siyah olarak tasarlanmış evin genelinde de. Bu da evin renk tonlarına uymuş. Çok şahane. Devam ediyorum. Birinci kattaki holümüz L şeklinde tasarlanmış. Hemen buradan ilerlemek istiyorum. Evin birinci katındaki ikinci odasına. Bu da yine çok çok geniş bir odamız mevcut. Yine spot aydınlatmaları, her şeyle tas tamam. Süpürgelikler de yükseklik olarak gayet güzel. Açık renk olarak tasarlanmış. Yer zeminleri evin genelinde açık renk olarak tasarım yapılmış. Bu da çok ferah göstermiş. Yine duvarın rengi uçuk bir pembe tonu, tüm odalarda böyle çalışılmış. Ara koridorlarda da uçuk bir gri tonu yapılmış. Şu kapıların rengine yakın bir tonda. Çok çok başarılı buldum ben. Yine tam boy camlarımız mevcut. Şöyle açmak istiyorum sizin için. Evin şöyle dışarıda camından dışarıya bakınca da çok tatlı bir manzarası var. Yine hep villa tipi evler var semtinde. Çok çok güzel. Çorum merkezin en güzel semtlerinden birisindeyiz bugün. Hemen odamızın banyo alanını göstermek istiyorum size. Banyodan önce de böyle bir giyinme odası tasarlayabileceğiniz bir alan bırakılmış. Oldukça güzel. Burada da yeterli bir
banyo alanı mevcut. Buradan da ebeveyn odamıza devam edelim. İşte gerçek bir ebeveyn odası. Şahane. Olması gereken büyüklükte, olması gereken tarzda dizayn edilmiş. Çok beğendim. Çok geniş. Burayı isterseniz hem gardıroplu bir takımda kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece giyinme odası alanı da mevcut. Orayı değerlendirebilirsiniz. Yatak başlığını koyacağınız yere yine diğer odada olduğu gibi abajurlarla hazırlanmış, ayrılmış. Burada da küçük spot aydınlatmalar yapılmış hemen yatağınızın üzerine denk gelecek şekilde. Çok çok başarılı, yansıması çok güzel olan, güneş şeklinde yansıyor sanki. Güzel bir spot aydınlatma detayı da var. Çok beğendim. Renk tonunu zaten söylemiştim, diğer odalardaki aynı renk tonu. Kattaki odamızda diğer odalar gibi oldukça ferah ve çok bat olarak geniş, kullanımı güzel. Burada mini bir mutfak alanı da mevcut. Yani terası hobi alanı olarak kullanabilirsiniz bu odayı. Burada hiç mutfağa inmeden tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, buzdolabınızı kadar yerleştirebileceğiniz, aslında çok da mini sayılmayacak bir mutfak tezgahı mevcut. Birçok villada bu kadar tezgah alanıyla bile bitirebiliyorlar ana mutfağı. Bu villanızda sadece teras katta böyle bir mutfak yapılmış. Bu da gayet güzel olmuş. Projeni bu ekibi olarak Çorum'dayız ve bugün sizlerle birlikte harika bir villa turu yaptık. 370 bin dolar değerindeki bu villanın kapılarını bize açan Ali Rıza Bey'e çok teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Videomuzu kapatmadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda Nub Seramik'le ortak çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmak için Rup Seramik ve Projenibul.tr'yi Instagram'dan takip edip Projenibul kanalına abone olursanız çekilişimize katılmak için bir adaysınız. Bir sonraki ev turumuzda yeniden görüşmek dileğiyle bize abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.